Merhaba arkadaşlar, 9. sınıfta ara tatilimizi yaptık. Çok güzel bir tatil, yıllardır beklediğimiz bir tatildi. Güzel güzel dinlendik 9 gün. Ama ara tatil sonrasında coğrafyayı unutmamamız lazım. O yüzden bugün sorularla, kendi kitaplarımızdaki sorularla bir tekrar edeceğiz. Böylece konuları hem üzerinden geçmiş olacağız, hem de unutmamış olacağız. Nedir? İnsan, doğa ve coğrafya konusunu öğrenmiştik ve bu konuyla alakalı tarihsel süreçte coğrafya biliminin gelişimi, doğa etkileşimi, coğrafya biliminin bölümlenmesi ve hatta işte aynı zamanda yer kürenin şekli, dünyanın hareketleri, mutlak konum, meridyenler, paraleller, bunların hepsini öğrendik. Bunları şimdi anlatmayalım. Bunların hepsini sizlere anlattık, videolarımız var. Bunlarla alakalı sorular üzerinden bunları anlatalım. Yani soruyu izah ederken cevap Ceyhan deyip geçmeyeceğiz. Biraz daha detaylı anlatacağız. Sizler de arkanızda yazsanız güzel bir şekilde soruları durdurup çözmeye çalışın. Yanlış yaptıysanız çözümünü ben size zaten detaylı bir şekilde izah edeceğim. Aşağıda verilen alanların fiziki durumları göz önüne alındığında hangisinde doğanın insan üzerindeki olumsuz etkisi daha azdır diyor. Ekvatoral bölgede 0-100 metre arası. Ekvatoral bölgede 0-100 metre arası insanlar yaşayamıyor. O kadar sıcak, o kadar nemli, o kadar yağışlı, o kadar bunaltıcı ki insanlar genellikle 3500 metre ve sonrası yaşıyor. Normalde dünyada bu tam tersi. Yani biz Türkiye'de 0-1000 metre arası çok iyi. Ama Ekvator'da Bolivya'nın başkenti La Paz bile 3500 metrede kurulmuş. Yani dağların başında kurulmuş. Dolayısıyla burası olumsuz etkisi fazla. Tibet platosu ve Himalaya dağları. Buralar da dağlık, engebeli, soğuk yerler. Sibirya tundra bölgesi. Burada insan neredeyse hiç yaşamıyor bile. Arap Yarımadası'nın iç kısımları tamamen çöl. Bak burası çöl. Burası soğuk. Burası soğuk ve yüksek. Burası ise çok sıcak ve nemli. Sıcak ve nemli. Yani bunaltıcı artık. Çıldırıyorsun. Orta kuşakta derin seviyesine yakın alanlar. Burası dünyada insanların en fazla yaşadığı yerler. Burası etkisi daha hazır derken daha olumlu bir etkisi var. Daha ılıman, daha keyifli yerler. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği. Şimdi bakalım başka bir soruya. Yukarıda daimi kar sınırı gösteren 3 dağın ekvatordan kutuplara doğru sıralaması. Biliyorsunuz arkadaşlar, ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalıyordu. Burası ekvator. Kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı düştüğü için sıcaklık azalıyordu. Şimdi burası mı sizce daha sıcak bir yerde? Burası mı daha sıcak bir yerde? Burası mı daha sıcak bir yerde sorusunu soruyor bize. Burada bak dağların yükseltisi aynı. Burada 5000 metrede kar erimiyor. Yani çok soğuk yerlerde kar erimiyor. Niye? Biliyorsunuz her 200 metrede yukarı doğru çıktıkça her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalıyordu. Yani burada sıcaklığın artık sıfırın altına düştüğü yerlerde kar erimiyor. Burada 5000 metreye çıktığın zaman yani bayağı bir yükselti çıktıktan sonra sıcaklık sıfırın altına çıkıyor, düşüyor ve kar erimemeye başlıyor. Bu beyaz kalıcı kar demek. Demek ki burası çok sıcak bir yer. 2 numaralı yer sıcak olduğu için 2 ekvatora en yakın olan yer. 2'den sonra 1 en yakın olan yer. Çünkü 2500 metre inmiş. 500 metrede bile kalıcı kar varsa bu da 3 çok soğuk bir yer. Mesela Türkiye'de bile böyle bir yer yok. Sen düşünsene 500 metre çıkıyorsun. İstanbul'da bile 500 metre olan yerler var. Çıkıyorsun kar hiç erimiyor. Düşünsene hep duruyor böyle. Bu ne demek? Bayağı soğuk bir yersin. Bayağı Rusya'nın, Sibirya'nın üst kısımları olacak burası. Zaten kutuplarda nasıl biliyor musunuz? Çıkıyorsun direkt beyaz. Her yer beyaz. Yani denizden çıkar çıkmaz buzla karşılaşıyorsun. O yüzden 2-1-3'ün cevap olduğu A seçeneğini işaretliyoruz. Demek ki ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalıyor. Sıcaklık azaldığı için de karlar daha zor eriyor. Burada karlar daha zor erimiş. Ta buralarda bile kar var. Burada ise karlar hemen erimiş. Ta çok soğuk yerlerde, en yüksek tepelerde 5 metrede kar var diyoruz. Geldik başka bir soruya. Bu çok kolay bir soru. Bunu rüzgarla sorabilirler, hareket etmesiyle sorabilirler. Çok basit bir soru. Şunu asla unutmayacağız arkadaşlar. Ekvator sıcak, kutuplar soğuk. Bakın soğuk yere soğuk yazıyorum şuraya rahat bir şekilde. Soğuk, soğuk. Sıcak yere de sıcak yazıyorum. Şimdi şunu iyi bilmemiz lazım. Sıcaktan sıcak geliyor, soğuktan soğuk geliyor. Sıcaktan sıcak geldi, sıcaktan sıcak geldi. Soğuktan soğuk geldi, soğuktan soğuk geldi. O zaman bunu bir kere biliyorsak başlayalım. Küre üzerine gösteren X noktasından Y noktasına o yönde hareket edildiğinde ne olur diyor. Şimdi X'ten sen eğer bu tarafa doğru gidersen sıcağa doğru gidiyorsun. O yüzden sıcaklığın artar. Bak buraya artar yazıyorum. Sonra ekvatordan bu sefer soğuğa doğru gidiyorsun. Bu sefer azalır. Sonra tekrar ekvatora doğru geliyorsun. Artar. Yani artar azalır artar olacak. Artar azalır artar. Yani doğru cevabımız Adana seçeneği diyoruz. Artar azalır artar. Niye? Burada ekvatora doğru gidiyor, artıyor. Burada kutuplara doğru gidiyor, azalıyor. Burada tekrar ekvatora doğru geliyor, artıyor. Artar, azalır, artar. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Geldik başka bir soruya. Yukarıda verilen coğrafi olguların, bir daha bakalım karıştırmayalım. X noktasından Y noktasından ok yönünde hareket edildiğinde yer çekimi... Aa, yer çekimi diyormuş. Biz soruyu... Aa, ne kadar hızlı çözdüm. Yer çekimi olduğunu bile görmedim. İnanamıyorum size.
Bir daha canlı yayında bu tarz hatalar. Bir daha çözüyorum. Bakın şimdi. Bu sıcaklıkla alakalıydı. O zaman cevabımız A değil. Gerçek. Soruyu okumadım. Ben hep sıcaklığı soruyorlardı. Yani hocayım ya, biliyorum ya. Halbuki gerçekim diyormuş. Gerçekimde ise şöyle bir şey var. Hemen yuvarlağı çiziyorum arkadaşlar. Hop. Gerçekimde ekvator şişkin kutuplar basık. Kutuplar basık olduğu için kutuplar yerin merkezine daha yakın. Yerin merkezine daha yakın olduğu için yerçekimi burada fazla, burada az. Burada fazla, burada az. Dolayısıyla şimdi yerçekimini gösteriyorum. Yerçekimi bu tarafa doğru gittiğin zaman kutuplardan uzaklaştığın için azalacak. Sonra ekvatordan kutuplara doğru gittiğin için artacak. Sonra kutuplardan tekrar ekvatora doğru geldiği için azalacak. Yerçekim açısından doğru cevabımız Bursa oluyor. Sıcaklık açısından olsaydı cevap Adana'ydı. Ama yanlış yaptık sonuçta. Kıvırmaya gerek yok. Yerçekimi dediği için cevabımız azalır artar. Azalır, yani Bursa seçeneği olmuş oluyor. Tebrik ediyoruz arkadaşları. Kendimizi de gerçekten eleştiriyorum. Tenkit ediyorum kendimi. Yani niye soruyu okumuyorsun ki, sen kimsin diyorum. Ama olsun, sıkıntı yok. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Geldik başka bir soruya. Yukarıda verilen coğrafi olguların hangileri günlük harekete bağlı oluşmuş, oluşmamıştır diyor. Bak gene hata yapacağım. Şimdi burada şuna dikkat edin. Dünyanın şekliyle alakalı bir soru sorarlarsa size, dünyanın şekli DŞ yazıyorum. Burada ekvatordan kutuplara kelimelerine dikkat edin. Günlük hareket derse, GH ile alakalı olursa içinde gün kelimelerine bakın. Yıllık hareket derse, yani eksen ekli ve yıllık hareket derse, bu sefer içinde yıl kelimeleri göreceksiniz. Eğer yörüngenin şekli derse de bu sefer süre sapmaları ile alakalı kelimeler göreceksiniz. Şimdi burada hangileri oluşmamıştır diyor. Gece gündüzün, bak, çizgisel hızın kutuplara doğru azalması bu dünyanın şekliyle alakalı. Dünyanın şekline bağlı olarak çizgisel hız kutuplara doğru azalıyor. Bir şeyle alakalı, nedir onun adı? Dünyanın günlük hareketine bağlı oluşmamış. Dünyanın şekline bağlı oluşmuş. O yüzden bir cevaplarımızın içerisinde olacak. O yüzden B'yi, D'yi ve E'yi eliyoruz. Cevap ya 1 ya da 1 ve 5. Gece gündüzün ardalanması günlük hareketle alakalı. Dinamik basınç uçaklarının oluşması günlük hareketle alakalı. Çizgisel hızın oluşması günlük hareketle alakalı. Gece gündüz sürelerinin değişmesi bu yıllık hareketle alakalı. Niye? Yazın gündüzler uzuyor, kışın geceler uzuyor. Bu da mevsimlerle alakalı bir şey. O yüzden 1 ve 5 cevaplarımız içerisinde olacak. 1 ve 5 dünyanın günlük hareketle alakalı değil. 1 dünyanın şekliyle alakalı, 2 de yıllık hareketle alakalı. Geldik başka bir soruya. Dünyanın güneş karşısında yukarıda verilen konumdayken aşağı hangisi yaşanmaz demiş. Güneşe bakalım. Ekvator burada. Çok güzel. Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık falan. Aa, kuzey kutbu aydınlık. Kuzey kutbu aydınlık. Demek ki burası 21 Haziran dönemi. Yani yengeç dönemine güneşin adı geliyor. Hatta yengeç buradaysa buraya dikkat çeli geliyor. Ankara'da en uzun gündüz yaşanır. Niye? 21 Haziran'dayız. Ankara en uzun gündüz yaşıyor. Sydney'de kış yaşanır. Sydney güney yarım kürede. Londra'da en kısa gölge yaşanır. Niye? Çünkü Londra artık havalar sıcak. Gölgeler kısaldı. Cape Town'da en eğik açı. Evet, Cape Town güney yarım kürede. Onlar en eğik açı diyor. Tokyo'da en sıcak gün. Şimdi Tokyo'da en sıcak gün olamaz. Niye biliyor musunuz? Sıcak gün, yani hava hemen pat diye 21 Haziran'da ısınmaz. Temmuz'a doğru, Ağustos'a doğru daha çok ısınır. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği diyoruz. Geldik başka bir soruya. Taralı ülkenin coğrafi konumu belirtilirken hangisi kullanılmaz demiş. Şimdi coğrafi konumu kullanılırken bak şurayı şöyle kenarından geçmesi lazım. Şuraları kullanabilirsin. Dolayısıyla şu 170, 160 ya da 10, 20, 30'lar kullanılmaz. Tarih değiştirme çizgisi 180, burası kullanılır. Bak şöyle gösteriyorum. Tarih değiştirme çizgisi bu. Bu var. Ekvator 0, bu var. Bunu da görüyoruz. 40 güney burada görüyoruz. 40 güney nerede? Burada. Bu da var. Aynı zamanda ne diyor? 150 batı. 150 batı burada. Bu da var. Tamam. Ama Greenwich 0 başlangıç meridyeni demek. 0 başlangıç meridyeni çok uzaklarda. Buralarda bir yerlerde. Bu yok. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği diyoruz. Geldik yeni bir soruya. Antimeridyen bir meridyen yayının tam karşısı bulunan ve birleşinde çember oluşturan meridyen yayıdır. Yani şöyle düşünün. Şu dünya, şurası başlangıç meridyeni 0. Bunun tam arkasındaki 180'de onun antimeridyeni olmuş oluyor. Şurası 10 batıysa bunun tam antimeridyeni 170 doğu oluyor. Hep 180'e tamamlanman lazım. Doğuyu batı yapman lazım. Batıyı doğu yapman lazım. Batıyı doğu, batıyı doğu, doğuyu batı. Buraya kadar her şey doğru gözüküyor. Ama 180'e tamamlanman lazım. 120 artı 60, 180. Bu olur. 150 artı 40, 190. Bu olmaz. 180 artı 0, 180 olur. 30 artı 150, 180 olur. 25 artı 155, 180 olur. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Geldik bir soruya daha. Koordinat sisteminde hangi okyanusla hareket edildiğinde gece gündüz süre farkı değişmez? Şunu iyi bilmemiz lazım. Ekvatorda gece gündüz her zaman 12 bölü 12'dir. Gece gündüz süresi değişmiyor. Ama ekvatordan kutuplara doğru gidildiği gece gündüz süresi değişiyor. Yani ekvatorda hep 12 bölü 12 iken Türkiye'de bazen gündüzler uzuyor. 16 saat gündüz yaşayabiliyoruz. Hava saat 9'a kararabiliyor. Kutuplarda ise 24'e böyle sıfır oluyor. Böyle yani 24 saat gündüz yaşandığı anlar oluyor. Hiç gece görmüyor adamlar.
veyahut da hep gece gördüğü anlar olabiliyor. Gittikçe her şey kutuplara doğru saçmalaşıyor, karmaşıklaşıyor, zorlaşıyor, değişiyor. Şimdi gece gündüz süre farkı değişmez diyor. Şimdi sen 1'e doğru gidersen gece gündüz süre farkı azalır. 5'e doğru gidersen gece gündüz süre farkı azalır. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidersen gece gündüz süre farkı artar. Kutuplardan ekvatora doğru gidersen gece gündüz süre farkı azalır. Ama bu adam 2 ekvatorun üzerine geziyor. O zaman hiçbir süre farkı değişmesi yaşanmaz ki. Ekvatorda zaten gece gündüz hep eşit. Geldik bir başka bir soruya. Türkiye'de aynı boylam değerleriyle 36-42 güney paralellerinde yer alsaydı. Yani Türkiye şu anda 36-42 kuzeyde, 26-45 doğuda. Yani Türkiye şöyle dünyayı çizersek ekvator şurası, şurası başlangıç meridyeni. Türkiye buralarda bir yerde. Kuzey yarımkürede. Burada değildi. Buralarda bir yerde yer alsaydı diyor. Türkiye şurada olsaydı diyor. O zaman ne olur diyor. Bir. Kuzeyinden esen rüzgarların sıcaklığı etkisi hangisinde değişecek özelliklerse gösteremez. Kuzeyinden esen rüzgarların sıcaklığı etkisi değişirdi. Niye? Bak. Şu anda kuzeyden gelenler sıcaklığı düşürüyor. Niye? Kutuplardan geliyor. Ama o zaman kuzeyden gelenler sıcaklığı artıracaktı. Niye? Çünkü ekvatordan geliyor olacaktı. Bu değişir. Dağların güney yamaçlarına karın kalma süresi. Şu anda dağların güney yamacı sıcak. Niye? Çünkü güneyimiz ekvatordan gelen sıcaklığı görüyor. Güneşi görüyor. Ama burada olsaydı bu sefer dağların güney yamacı kutuplara bakacaktı ve karlar eriyecekti. Yani karların erimesi değişecekti. Kuzeyden güneye gece gündüz süre farkı değişimi. Evet. Şu anda biz kuzeyden güneye gittikçe gece gündüz süre farkımız azalıyor. Ama bu sefer güneyden kuzeye gidince gece gündüz süre farkı azalacak. Çünkü farklı yarım küredeyiz. 21 Aralık'ta güneye gidildikçe gündüz süresindeki değişim. Evet. 21 Aralık'ta güneye gidince gündüz süresi şu anda uzuyor. Ama o zaman şu anda gündüz süresi uzuyor, gece süresi kısalıyor. O zaman ise tam tersi olacaktı. Çünkü 21 Aralık'ta bu sefer yaz yaşıyoruz. O yüzden bu da değişecekti. Başlangıç meridyeniyle arasındaki boylam farkı. Başlangıç meridyeniyle arasındaki boylam farkı şuna bağlı. 26 doğu buradaysa 0 burada. 26 doğu. Burada da 26 doğu olacaktı. Bir şey değişmiyor. 26-26 olduğu için arasındaki boylam farkı değişmeyecekti. Cevap yine aynı çıkacaktı. O yüzden bu değişik özellik gösteremiyor. Cevabımız edilen. Geldik artık son sorumuza. Tabii ki arkadaşlar bunları şöyle söyleyelim size. 0'dan 9'a coğrafya kitabımızdan tek tek güzel güzel çalışmanız lazım. Bunların hepsini size tek tek izah ettik burada. Detaylı bir şekilde bunlarla alakalı sorular verdik. Hatta tak coğrafyada sorular verdiğimiz gibi. Konaltım yok tak coğrafyada ama. Aynı zamanda bunlarla alakalı sizlere yazılar hazırlayalım. Bak, paralellerle alakalı 49-50'de bir yazılımız var. Veyahut da işte yer kürenin şekli ve hareketlerinde 37 ve 38'de yine çok güzel bir yazılı hazırladık. Bunları mutlaka çözün. 23-24'te insan, doğa ve coğrafya alakalı yazılarımızı mutlaka çözün arkadaşlar. Şimdi sorumuz diyor ki Çanakkale'de falan filan. Bu tür sorularda ne yapıyorduk? Önce bir sıfırı çiziyoruz. Sonra 26 doğu boylamı diyor. 26 doğu boylamını çiziyorum. 26 doğu. Çanakkale'de gündüz süresinin 14 saat olduğu bir günde. Yani normalde 12-12'de 14 saat olduğu bir günde. Güneş 6-20'de doğmuş. 6.20'de doğdu. Tamam, eyvallah. Aynı gün aynı enlem üzerindeki 38 doğu boylamındaki 38 doğu boylamına geçiyorum. Sivas'a güneş saat kaçta batar? Şimdi bak. Burada 6.20'de doğuyorsa 12 saat sonra ne eder? 18.20 eder. Ama 14 saatmiş gündüz. 18.20, 19.20, 20.20. Burada 6.20'de doğup 20.20'de batıyor. Şimdi burada 6.20'de değil daha erken doğması lazım, öyle değil mi? Niye? Çünkü burası daha doğuda. Peki ne kadar erken doğması lazım? Şu aradaki fark kadar. 38 eksi 26 ne eder? Çıkaramıyorum tabii kafadan. Ne eder? 12 eder. Öyle değil mi? 38'den 28 çıkarsak 10 olur. 8'den 6 çıkarsak 2, 12 eder. 12 tane meridyen farkı var. Yani 12 çarpı 4, 48 meridyen farkı var. 48 dakika meridyen farkı varsa, 48 dakika meridyen farkı varsa şunu iyi bilmemiz lazım. Burası yani şurası Sivas, Çanakkale'den 48 dakika önce güneşi görüyor. 48 dakika önce güneş doğacak, 48 dakika önce güneş batacak. 20-20'den de 48 dakika öncesi 19-32'dir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana seçeneği olmuş oluyor. Ödevlerimizi verdik, çalışmalarına devam ediyoruz. Tatilimiz biter, okul başlar, okul biter, tatil başlar. Önemli olan yaptığımız verimli çalışmalar bizi geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.